toplam 30 bin kitabın dağıtım törenine hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle tekrar selamlıyorum. 10 okulumuza, 10 ilçemize ve 150 okulumuza bu kitapların tamamı dağıtılmış olacak. Eğitim lansmanında bahsettiğimiz şekliyle ilimizdeki Urfa Okuyor projemiz kapsamında yapılacak olan etkinliklerin kapsamında ilkini gerçekleştiriyoruz. Şurka bize 100 bin kitap köy okullarımıza dağıtacağız projesiyle başlattı. Bugün de 30 bin kitabı dağıtacağız. Kitap okuduğumuz sürece hem bilgi birikimimizi, hem kişisel gelişimimizi, hem de insani gelişim seviyemizi artıracağız. Bu kitapların kütüphanelerimizde sadece durması elbette yetmeyecek. Çocuklarımızı okutmak, onlara bilgi seviyeleri artırmak en büyük hazine olacak. Kitapların kendisi en büyük hazine. Bu hazineleri çocuklarımızla bütünleştirdiğinizde inşallah onların gelişimine, ilimizin gelişimine çok büyük katkılar sağlayacak. İsmail Razi Toyrak'ta lisesinden gelen arkadaşlar buraya kadar gelsinler. Şimdi Müdür Bey, Şurkav'ın programı olarak aslında bahsetti ama valimizin himayelerinde hedef 1 milyon. Bu projemizin ana teması hedef 1 milyon. Şu ana kadar da olağanüstü yoğun bir kitap alımları gerçekleştirdik. Şurkav, bu 1 milyon içerisinde Şurkav'ımızın da bir 100 binlik bir hedef vardı. O 100 binlik hedefinin ilk 30 bin adedini inşallah şimdi sizlerin huzurlarında takdim edeceğiz. Aslında yani bu projemizin temel mantığı işte fırsat projemizin bir alt başlığı olan akademik başarı artırma projeleri kapsamındaki okuma kültürünü kazandırılmasını sağlamak amaçlı bir yıl içerisinde hedef 1 milyon kitap Urfa'mızda buluşturmak. Ve bunun için de farklı projelerle de bunu biraz daha zenginleştirmeye çalışıyoruz. İşte bugün de herkes, belediyelerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, kurumlarımız hep birlikte buna seferber oldu. Şurkav'da biliyorsunuz Urfa'mızın geçmişten bugüne kadar kültüründen, sanatından, edebiyatına her alanda hizmet eden Şurkav'da bu yolculuğumuzda köy okulları, köy okul kütüphaneleri kitapsız kalmasın projesiyle bize 100 bin adet destek sağlayacak. Ve bunun da ilk olarak da 30 bin adedini şimdi huzurlarınızda dağıtımını inşallah gerçekleştirmiş olacağız. 500 köy okulumuz, eski tabirle köy okul, yeni tabirle kırsaldaki okullarımız, mahallelerimizdeki okullarımız. Bu proje içerisinde Türkiye'de bir ilin 1 milyon kitap alıp dağıtması ki sadece bizim koordinemizde ki farklı ortamlarda, farklı kişilerinde, kurumların kuruluşlarında alımları oluyor. Bu olağanüstü bir rakam. Türkiye dünya sıralamasında Türkiye'nin kitap okuma kültüründe biraz gerilerde. Urfa daha da gerilerde il olarak da. Biz inşallah bu hedeflerimizle birlikte her alanda çalışmamızın bir karşılığı olarak da bunu da bu bizi daha çok her alanda çalışmamıza katkı sağlayacak bir çalışmadır. Hatta bu projenin tamamının amacına hizmet ettikten sonra Urfa'da kitap kurtlarını seçeceğiz. Bizim bu projemize karşı giren evlatlarımızı seçeceğiz. İnşallah Nisan veya da Mayıs ayında da özel uçakla çocuklarımızı, çünkü çocuklarımız her şeyi hak ediyor. Hele hele bu coğrafyanın, bereketli ilalin, Fırat'ın kuzuları daha çok hak ediyor. Onlar da inşallah Nisan ve Mayıs ayında özel uçakla Çanakkale gezilerine göndereceğiz. Yani bu çalışmamızı taşlandıracağız. Bu çalışmalarımızın heba olmaması için böyle sempatik, güzel ödüllendirmelerle, güzel projelerle de etkinliklere daha anlamlı hale gelecek söyleyebilirim. Daha 80 bin adet yeni kitap aldı arkadaşlar. İhale sürecine çıktılar. Bu kitapların toplam maliyeti yaklaşık 1,5 milyon TL. Şu an ilk etapta 30 bin kitabımızı 150 okulumuza, bildiğim kadar 150 okulumuza her okula 300 kitap göndererek de ilk startı da buradan sizler huzurlarınızda başlatmış olacağız. Helal hoş olsun diyorum. Bereketli olsun diyorum. Yeni kitabın başkenti Urfa olduğunu sizlerle paylaşarak hayırlı uğurlu olsun diyorum.
bir arada. Maşallah. Evet. Bunu da şöyle yapalım. Gel gel. Gel bakayım. Burada kaç kitap var? Yine 200 efendim. 200.